Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, uluğlarının sırları edip namlanırken dersimizin nabattekisi. Ben iki dersten beri hadis ilmini, amirul müminini, muhaddislerinin sultanı, siz bilen bizden yurtumuzdan fahri, umuman inson zotini faxri bo'lgan Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars qilayotgan edik. Kechagi darsimiz oxirida Bag'dod ahli u kishini ilmini sinashligi uchun 100 ta hadisni matnini sanadini birini ikkinchisiga aralashtirib, almashtirib 10 ta odam so'raganligini aytdik. Va Imom Buxoriy bularda hammasini eshitib turib, bilmayman, bilmayman deb to'plab turib, 100 ta hadisni aytib bo'lganidan keyin 10ni 10iga qo'yib berdi. Bu İmam Buhari'nin kançalar Allah Ta'ala bir ülken akıl bilen, ülken bir hatıra bilen takdirle geldi yine güvahlı bulamız bunu bilen. Hud düşünge hoşagen iş, braderler, Samarkand'da hem boyan. Abdul Azhar'dan rivayet kılınadı. Samarkand'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini talep kıladigan. Ahli hadis boyan, ilimli kişilerden tör üstesi 7 gün muamaynada İmam Buhari'ni sınap adaştırmak gibi oluştu. 400 tas. Bir hafta. Isnodi, sanadi Shomliklardan bo'lgan hadislarni tanlashdi. Ularni Iroqliklarning sanadiga aralashtirishdi. Yamanliklarning sanadiga ikki haram ahlining sanadini aralashtirishdi. Hammasi sahih hadis, lekin sanadlari bir-biriga aralashib yuborildi. Imom Buxoriy ularni birontasi adashmasdan hammasini to'g'rilab, aniq-aniq qilib aytib berdi. 400 ta olim 7 gün mobaynida u kishini sinayapti, adashtirmoqchi bo'lyapti, lekin buni iloji bo'lmayapti. Albatta bu Alloh taoloni u kishiga bergan ulkan inomi edi. Buxoroning valisi Ibn Abi Ja'far aytadi, Muhammad ibn Ismoil aytdi. Bir hadis borki, uni Basrada eshitib, Shomda yozganman. Yana bir hadiski, uni Shomda eshitib, Misrda yozganman. Men ey Abu Abdulloh, to'liqlikchami? Hammasini yoddan bilasizmi dedim. İmam sukut qilib qo'ydi. Qanaqa savol deganida bu. İmam Buxoriy hikmat sohibi edi, nur egasi edi. U kishini ilm haqida aytgan so'ziga quloq solamiz. Muhtoj bo'linadigan narsa borki, bas u kitob va sunnatda bor. Ya'ni odam zoti ilmdan nimaga muhtoj bo'lsa, Qur'onda bor, sunnatda bor. O'zi haqida aytadi. Sahihni saqimdan ajratmagunimcha, ya'ni sahih hadisni saqim, kasal hadisdan ajratmagunimcha, fiqh, ray va mantiq kitoblarini o'qimagunimcha, ko'rmagunimcha hadis aytgan o'tirmadim. Yana aytadi, dunyo zikridan bo'lgan so'zlarni ham Allohga hamd aytish bilan boshlaydim. Yoqub alayhissalom haqida mana Yusuf surasida o'qisak, tafsirida keladi, Yoqub alayhissalom biz tomonidan berilgan ilm egasi edi deydi Alloh taolo. Nima ilm edi u desa, bironta jumlasini, bironta gapini Alloh degan so'zdan xoli qilib gapirmas ekan. Bir o'ylab ko'ringlar-da, necha marta Alloh deymiz biz. Yoqub alayhissalom bironta bir jumlasini, bironta gapini Alloh degan so'zdan xoli qilib gapirmagandek, Imom Buxoriy nima gapini gapirsa, albatta Allohni ismi bilan boshlab, bismillah bilan boshlagan edi. Bakir ibn Munir aytadi, Abu Abdulloh Buxoriyni shunday degani eshitganman. İmom Buxoriy aytardi, Allohga yo'liqqanimda meni g'ibat qilganim uchun hisob qilmaydi deb umid qilaman. Ya'ni qiyomatda Alloh meni g'ibat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman. Albatta bu gapini birodarlar asli bor. Bu gapini tagi bor, sababi bor. İmom Buxoriy biron g'ibat qilmagan edi. Birodarlar, mana hadis ilmida mana jarh ta'dil degan ilm bor. Bu mana shu hadisni rivoyat qilgan kishilarni ishonchlisini ishonchsizdan ajratishligi. Tushunalingmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini odamlar rivoyat qilishgan. Sahobalar sodiq, siqo odamlar bo'lgan, rostgo'y bo'lgan. Ammo ulardan keyingi davrdagi odamlarni holini bir qarashlik kerak bo'lgan. Bunisi zaif, bunisi esarroq. Bunisidan chimchi yolg'on gapiradi. Mana shu roviylarni kimisi ishonchli, kimisi unchalik emas ajratadigan ilm jarh va ta'dil deyiladi.
İmam Buhari Allah meni g'ibat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman degan gapiga sabab bor. Mana Bakir ibn Umar aytadi, İmam Buhari'ni jarh va ta'dildagi so'zlarga qaradim va uni taqvosini bilib oldim. Ana shu hadisni rivoyat qilgan odamlarning ichidan bittasi yolg'onchi bo'lsa, mana odam yolg'onchi deyish kerak. Endi yolg'onchi desiz bu g'ibat. Siz aytayotgan sifat o'sha siz aytayotgan odamda bor bo'lsa va uni eshitsa siz aytganingizni, xap bo'lsa g'ibat bo'ladi. U qora dedingiz. U oq dedingiz. U semiz, u oriq dedingiz. Ya'ni bor shunda. Siz uni aytdingiz, eshitsa xap bo'ladimi? G'ibat bo'ladi. İmam Buhari shu yerda boyaga ishonsiz bo'lgan yoki bo'lmasam yolg'onchi bo'lgan odammi? Yolg'onchi desa ilm shuni taqozo qilyapti. Ammo İmam Buhari mana shu joyda ham hatto yozayotganda ham g'ibat qilmas edi. Shuning uchun Bakir ibn Mundir aytayaptiki, mana shu jarh va ta'dilda odamlarga berayotgan bahosidagi so'zlarini qarab turib, qanchalar taqvoli ekanligini tushundim deydi. Masalan, İmam Buhari bir odamdan hadis olish mumkin emasligi ne aytmoqchi bo'lsa, kazzob, yolg'onchi demas ekan. Aytar ekanki, u munkarul hadis, ya'ni so'z inkor qilingan deb qo'yar ekan, yoki maskutun anhu, u kishi haqida sukut qilingan deb qo'yar ekan, yoki bo'lmasam fihi roy, bu odam haqida mulohaza bor deb qo'yar ekan. Biz ham o'rgansak bo'ladi shuni. O'zini shogirdlariga ham xuddi shu narsani ta'lim berib aytardiki, men agar bir kishi haqida bu kişi hakkında mülahaza var desem, bilin ki o kişi muttaham vahin eken deydi. Gırt yalancı eken. Amelen. Şu gırt yalancı degen yaptı, hadiste tüzeltiştik için ayetçi gerek. Lekin şu yerde emlemedi yaptı, bu adam hakkında az yine mülahaza var da bu kayarken. Şunun için İmam Buhari, kıyamet günü de Allah beni gıybet için hesap kitap kimiydi de ümit kılaman derken. Subhanallah. Bu albatta o kişinin takvasıga dalolat qiladigan bir holat edi. Hatto yozganida nima qilmas ekan? G'ibat qilmas ekan. Muhammad ibn Abi Hatim İmam Buxoriyga ko'p ham suhbat bo'lgan inson edi. U aytadi, Abu Abdulloh bilan bir xonada tunab qolsak, ko'p bo'lar edi. Saharga yaqin turib namozga turar edi. Lekin bizni o'g'atib bezovta qilmas edi. Shunda nimaga meni ham o'g'atmaysiz namozga? Siz bizning yoshingiz katta bo'lsa, biz yoshroq bo'lsak desa, ha, siz yoshsiz. Sizlarni uyqularda bezovta qilishni xohlamayman deradi. Axloq, muomala. Biz faqat birodarlar, ilmli bo'lgangina odam haqida gapirmayapmiz. Xulq. Biz o'qiyotgan ilmimiz, o'rganayotgan ilmimiz, bizning xulqimizni, muomalamizni yaxshi qilmayotgan bo'lsa, bu ilm ilm emas ekan. Yoki bizga bu ilm yuqmaydi. İmam Buhari aytadi, Nishapurga kelib camiyada oturganimda Amr ibn Zarara ve İshoq ibn Rahvayalar Nishapurning amiriga meni kelganimi xabarini yetkazishdi. Yani meni kimligimi, hadis ilmidagi bilimimi yetkazishdi da borib şu adamdan ilim olmaysizmi deyishdi. Yani Nishapurga bir begona adam keldi, amiriga borib ilim o'rganmaysizmi shundan deyildi. U uzr aytdi. Aytdiki, men to'g'ri kelgan begona odamdan ilm olaveramanmi dedi. Har qanday zamonda hasadgo'ylar bo'lgan. Shunda ana shu İmam Buxoriyni bo'yiga martabasi, odamlar orasidagi hurmatini ko'rib, qalbida ozgina bir g'araz bor odamlardan bittasi aytdiki, bizga xabar keldiki, Buxoriy o'zi namozni to'g'ri o'qiy olmasmish. İmam Buxoriyga shu so'zni yetkazishuvdi, eshitib turib kuldi. Kulib turib aytdiki, agar men haqimda shunday deyilgan bo'lsa, xohlasam, hozir shu o'rnimdan turib ketmasdan avval 10 mingta faqat namoz haqida bo'lgan hadislar beraman dedi. Namoz haqida aytilgan 10 mingta hadislar beraman shu majlisdan turmasdan, agar xohlasam dedi. İmam Buxoriy va Abu Bakr al-Buxoriy o'rtasida Sofyonning hadislari haqida munozara ketib qoldi. Abu Bakr Buxoriy ham muhaddislardan, İmam Buxoriy Muhammad ibn Ismoil ham muhaddislardan. Abu Bakr Buxoriy Sofyonning hadislarini hammasini bilaman deradi. Lekin İmam Buxoriy bilan Muhammad ibn Ismoil bilan bahs qilganida Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy Abu Bakr Buxoriyga u bilmagan Sofyonning hadislaridan 200 tasini aytib berdi.
Şunda Abu Bakir dedi. İlimde peşkadam, basir bolgan, bu kişiyi hoşgen insanı körmegen. Muhammed ibn Abi Hatim aytadı. İmam-ı Buhari'ni şunda edigen işken ben. Balıkke geldim. Bas o yerlik ahli hadisler menden neşte kişiden hadis rivayet kılgen bulsam onların her biriden biteden hadis ayet verişimi talep kılıçtı. Yani neşte raviden hadis eşken bulsayız hamastan biteden ayet vereyim dedi. Minta raviden minta hadis ayeti verdim dedi. Bir oturgen de kele minta raviden minta hadis ayet vereyim. Biz eşitip de koyup kulağımız organıp kaldı iki günden beri. Bunu kanasala fenomenal ne nasala da eşitip. De olup görüyorlar. Bir oturgen de 50 hadis ayet ver alayımız mı? Bu fenomen bizi zamanı bilirken de. Abu Cafer aytadı. Men Muhammed ibn Salam'ın aldığı edim. O menge etti ki az yine ittirak yegeninde 70 minta hadisli yoddan bilgene yaş balanı körsetardım dedi. 70 minta dedi. Ha 70 minta dedi. Bas kıdırıp onu toptum. İmam Buhari'de yaş balalı gide toptu. Onge karab durup siz 70 minta hadis yolda gelmesiz dedi. İmam Buhari ha. Bundan ham ko'proq yodlaganman dedi. Qaysi sahoba yoki tobeindan hadisni rivoyat qilib sizga aytsam, ana shu kishini, sahobani yoki tobeinni qachon tug'ilganini, qachon vafot etganini, qayerda yashaganini aytib beraman. Qaysi sahoba yoki tobeindan hadis aytgan bo'lsam, shu hadisni quvvatlaydigan Qur'ondan bitta oyat bilaman yoki shu hadisni quvvatlaydigan yana bitta hadisni bilaman dedi. İbn-ül Ahram aytadı, ashablarımız onların aldığı Buhari kelgeni de şun dedi işgeni işgen ben. Nişapurge İmam Buhari kelgeni de onu kütgeni tüye, eşeğe mingen, piyede yürgen adamlardan taşkarı at minip çıkanların özü tör üstüydü. Yaş yiğitini şaharge kelekeni işgen de şu şaharın aklı kütgeni çıkıp tuttu paşağını kütgeni çıkan deyik. İhtimol adamlar Buhari'ni, İmam Buhari'ni takvador bo'lgani uchun shunchalar yaxshi ko'rgan bo'lsa kerak. Takvador bo'lgani uchun. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Jabroil alayhissalomga aytadi. Hadisni ma'nosi. Ey Jabroil, men falon bandani yaxshi ko'rdim. Sen ham yaxshi ko'r. Jabroil samo ahliga aytadi. Ey samo ahli, maloikalar. Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi. Men yaxshi ko'rdim. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar. Samo ahli hammasi yaxshi ko'radi shu odamni. Samo ahli yer ahliga aytadi. Ey yer ahli, Alloh, Jibril va biz falon bandani yaxshi ko'rdik. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar dedi. Siz bilmaysiz nimaga yaxshi ko'rayotganligingizni. Lekin shu odamga nisbatan qalbingizda iliqlik bo'ladi. Dadangiz emas, domlangiz emas, shepingiz emas, akangiz emas, ukangiz emas, lekin nimadagadir qalbingizda o'sha odamga nisbatan iliqlik bo'ladi. Bu Alloh yaxshi ko'rganligini belgisi. Taqvodorligiga bir misol. Muhammed ibn Abi Hatim'den rivayet kılınadı. Bir gün İmam Buhari özünü hamrohları bilan kamondan o katı maşkıganı taşkarıya çıkıştı. Bir köprüydü, şu üstünüge, yağaçıge kamondan o katı şey atıldı. Buhari de atken oku gelip sayıldı da yarıp koydu hali yağaçtı. İmam Buhari yürüyüp gelip suğurdu da hapap olup nakulü ahval geçip kaldı. Yanıdaki şerikiye karab durup sizge az gene hizmetim var dedi. Ne mi hizmetiniz var? Abu Cafer yanına bakın. Bana bu köprüyü negesini topup etsin. Buhari köprüyü bir yağaçını yarıp koydu. Onu başka yağaç ki almıştırışı ruhsat versin. Ya ki pulunu törüştü ki ruhsat versin. Abu Cafer bu köprüyü negesini topdu. Bu kişi Hamid ibn Kantar isimli kişiydi. İmam Buhari'de elçisi gelip Buhari'de talabını etkeni de İbn Kantar. Barıp Abu Abdullah'a salam ettin. Keyin bu müşkiladan azat ekanligini ayting. Keyin yana ayting. Meni moli dunyoyimi hammasi u uchun fido dedi. İmam Buxoriga bu xabar kelganida xursand bo'lganidan yuzlari yorishib ketdi-da 300 dirham pulni sadaqa qilib yubordi. İmam Buxoriyning shaxsiyati. İmam Buxoriy bilan dedi u kishini do'stlardan biri bir bog'ga ziyofatga bordik. Bog'ni egasi o'zini bog'ida qattiq mehnat qilgan, juda ham chiroyli ko'rinishga keltirgan, o'tiradigan joylar tayinlagan, suvlar oqizib qo'ygan. Buxoriy kelganidan keyin haligi bog'ni egasi faxrlanib, "Ey Abu Abdulloh, bog'im haqida nima deysiz?" dedi. İmam Buxoriy, "Bu shu dunyo hayotining ziynati,"
deb qo'ydi. Ammo Allohning huzuridagi narsa yaxshiroq va boqiroq dedi. Imom Buxoriyni mana shunday martabaga yetishiga sabab bo'lgan inson otasi. Ilmli odam edi. İlimlilerde hürmet kılardı. İlimlilerde duasını oyanıdı. Uluğ zamanasındaki uluğ insanların suhbeti de boyanıdı. Ve halal lokmayı gizgenıdı. İmam Buhari'nin atası, ben ötken derste ettik. Vafat kılıçıdan aldın etkenıdı. Bari malı dünyayımdan ne haram yol bilen, ne şubhali, napak yol bilen topilgan bir dirhamni ham bilmeyman. Yani haram şubha yok de genıdı. Şu gapını İmam Buhari yetkizdi işte. Otez vafatıdan aval manaka dedi. İmam Buhari eşit durup, kişi ölümü aldı da rast gapır uçu baladı dedi. Husayn ibn Muhammed Samarkand diye aytadı. İmam Buhari'de köp yakşı kıslatlar bu arada. Yani onlar gene üçte koşumçası bu arada. Birincisi az gapır aradı. İkincisi adamlarını kolu da genesinden tam akımasıdı. Üçüncüsü adamlar bilen avara bulmasıdı. İşi yok adamlar bilen. İmam Buhari'nin tirişliğini mi bilen edi? İnşallah bunu irtege Allah nasipse yaplaşken bulamız. Akulu kavli hada ve astagfirullahi li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.